Tarih 31 Ağustos 1999. Kod adı K2 olan bir program piyasaya sürüldü bu tarihte. K2'nin anlamı ise Quark Killer demekti. Bu unvanı almasına sebep olan Quark, o tarihe kadar baskı işleri için hizmet etmiş bir dijital yazım olarak kullanıldı. O tarihten bugünümüze kadar da kullanıldı Quark tabii ki ve kullanılmaya devam ediyor. Ama Quark o sene tarihinin en büyük rakibiyle tanışmış oldu. Evet, başlıktan da tahmin edeceğiniz üzere Adobe InDesign'dan bahsediyorum. Piyasaya sürülmesinden çok kısa süre sonra kullanım kolaylığı ve bilgisayarlar için çok hafif bir program olması sebebiyle baskı dünyasının göz bebeği oldu. 20 yıla yakın gelişiminin sonundaysa yapabildikleri inanılmaz. Sadece baskı için değil, dijital dünyada da yerini aldı diyebiliriz. Şimdilik son sürüm olan InDesign Creative Cloud ile neler yapabiliriz? Bize sunduğu hizmetlere bir göz gezdirelim. Hepimizin bildiği üzere katalog, gazete, kitap gibi çok sayfalı baskı dosyalarını hazırlayabiliriz InDesign'da. Link sistemiyle çalıştığı için bilgisayarınıza yük olmadan ve herhangi bir hata sonucu program çökse dahi programı yeniden açtığınızda dosyanızı kaybetmeyen InDesign, kılavuz çizgileri, master page mantığı ile paha biçilmez mizampaş kolaylıkları sağladığından çalışma sürenizi minimumda tutan bir zaman tasarrufçusu aynı zamanda. Zaman tasarrufundan bahsetmişken, eğer daha InDesign'ın data merge ile yani veri birleştirmesiyle tanışmadıysanız hemen bir merhaba diyeyim bence. Elinizde 100 kişilik bir kartvizit listesi var ve tek tek kişilerin bilgilerini girerek bir tasarım yapıyorsunuz. Kişilerin bilgilerini kolonlar halinde tuttuğunuz bir Excel ya da Word dosyası varsa elinizde, InDesign sizin için kişilerin bilgilerini otomatik olarak tasarımınıza yerleştirir, baskıya hazır olan dosyanızı da saniyeler içinde size teslim edebilir. Peki, baskı için hazırladığınız bir kataloğunuz, tanıtım broşürünüz ya da yıllık raporunuz gibi bir ürününüz var ve hiçbir baskı ücreti ödemeden onu müşterilerinize göstermek istemez misiniz? Baskı dosyanıza ekleyeceğiniz ufak yönlendirme butonları ile onu etkileşimli bir interaktif PDF haline getirebilirsiniz. Bu PDF'in içerisine isterseniz tanıtım filminizi bile yerleştirebilirsiniz. Ses ve video oynatabilen bir PDF çok havalı duruyor değil mi? Üstelik sadece ekranda görüntülenecek olan bu doküman için kaydetme seçeneklerinde interaktif PDF olarak kaydet seçeneğiyle baskı dosyası kadar gigabaytlarca büyüklükteki bir dosya yerine megabaytlara sığan minik bir dosya elde etmeniz mümkün. PDF'teki videonun oynatılabilmesi için ise bilgisayarınızda flash player olması gerektiğini hatırlatmalıyım. Hiç InDesign ile web sitesi tasarlamayı denediniz mi? Evet. InDesign içindeki interaktif seçeneklerle çalışan bir web site yapabilmeniz mümkün. Hatta sitenize yönlendirme butonları olan bir slider bile ekleyebilirsiniz. InDesign Creative Cloud'la birlikte tasarladığınız bu siteyi HTML5 olarak yayınlayabilirsiniz de. Tek yapmanız gereken tasarımınızı InDesign içinde yapıp linklerini diğer sayfalara vererek sayfa geçişlerini sağlamak. Hatta işi biraz daha ileri götürüp mobil uygulama bile yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bu güzel uygulama tamamen InDesign'da tasarlanmış ve online publish seçeneğiyle Creative Cloud'a yüklenmiştir. Linkiniz bütün browserlarda sorunsuz olarak çalışacaktır. Butonlara basıldığında ise sayfa geçişlerinin animasyonlu olduğunu fark edebilirsiniz. Bu mobil uygulamanın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Peki ya, animasyonlu bir sunum yapmayı denediniz mi? Sunumlarınızı PowerPoint animasyonlarıyla sınırlı tutmak zorunda değilsiniz. Bu arada sözünüz meclisten dışarı, Microsoft PowerPoint'te gayet güzel bir sunum aracı tabii ki. Ama InDesign'da da bunu yapabildiğinizi söylemek zorundayım. InDesign'in buton tetikleyicileriyle bir butona bastığınızda verdiğiniz başka bir animasyonu aynı sayfa içinde oynatması ya da başka sayfaya sizi götürmesi ya da videoyu başlatıp durdurması gibi şeyler de mümkün. Üstelik sunumunuzun çalışması için yapacağınız bilgisayarda herhangi bir özel program yüklü olmak zorunda değil.
sunumunuzu Creative Cloud'a yükledikten sonra linkini kopyalayıp bütün tarayıcılarda sorunsuz olarak gösterebilirsiniz. Dilerseniz mobil cihazınızdan arkadaşlarınıza gösterebilir ya da sunum saati gelene kadar telefonunuzdan prova yapabilirsiniz. Dijital yayıncılıkla birlikte elektronik kitapların kullanımı da yaygınlaştı. Baskı için hazırladığınız kitap mizampajı yapılmış bir çalışmanız varsa EPUB olarak çıktı almanız yeterli. InDesign kitabınızı elektronik kitap yapacaktır. Biraz işi ileri götürüp, peki ya InDesign aracılığıyla ağaçları koruyabileceğinizi söylesem sanırım çok ileri gitmiş olmam. InDesign interaktif form özelliğiyle artık başvuru, anket gibi formların çıktı alınarak doldurulmasına gerek yok. PDF'inizi düzenlenebilir form yaparak kişilere dijital platformla form doldurtabilirsiniz ve yine dijital olarak size göndermelerini isteyebilirsiniz. Üstelik dijital imzayı da destekleyen InDesign kişilerinizin gerçek kişiler olduğunu kanıtlayabilir. Kısaca InDesign hayatımızı kolaylaştırmak için gönderilmiş bir melek gibi görünüyor değil mi? Vektörlerle, fotoğraflarla, stillerle, efektlerle, animasyonlarla hatta linklerle çalışabilmesi onun rakiplerini de arttırıyor. Sizin de InDesign'ın sevdiğiniz yönleri varsa yorum yazabilir ya da sevmediğiniz yönlerini paylaşabilirsiniz. InDesign'a benzer beğendiğiniz programları bizimle paylaşıp onlar hakkında da yorumlar atabilirsiniz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.